geçmiş olsun diyelim. Aslında beklediğim bir gelişmeydi bu. Sizin altyapı koordinatörlüğünden Nobre'nin yardımcılığına diplomanız için getirildiğinde ben bu sonun geleceğini açıkçası tahmin ediyordum. Yazıp çizdim, söyledim de. Ama bugün enteresan bir gelişme oldu. Birkaç gündür aslında kötü haberleri alıyorduk biz. Özellikle Antalya maçına gitmeden önceden beri. Ama bugün geç saatlerde bir haber geldi ki Taşkın Hoca'yla yollar komple ayrıldı. Altyapıya da dönmeyecek şekilde ayrıldı. Neler yaşandı? Ben senden dinlemek istiyorum hocam. Evet, teşekkür ederim ilk önce. Beni siz haberi duyurduktan sonra zaten ben de bizim antrenör grubuna bildirmiştim ayrıldığımı. Birçok telefondan arayanlar oldu, desteklerin oldu. Hepsine teşekkür ederim teker teker. Olayın gelişatına başlamadan evvel benim üzüldüğüm nokta şu, benim bu açıklamalarım şimdi Gençler Birliği'ne karşı değil. Gençler Birliği zarar görmesini istemiyorum açıkçası. Çünkü ben burada bir sene, çok iyi bir sene geçirdim. Gençler Birliği hakikaten değişik bir kulüp. Taraftarıyla, hocalarıyla, personeliyle, oyuncularıyla. Yani ben çok sevdiğim, saydığım bir kulüp oldu bir sene içinde. Benim şimdi ayrılma sebebine, nedenine gelince, açık söylemem gerekirse resmen dolandırıldım ben. Yani başka bir ifade bulamıyorum. Bu yönetim çok yanlış bir yol çiziyor şu an. Beni getiren de aynı yönetim. O zaman övgüyle bahsettim. O yüzden ne oldu, ne değişti açıkçası bilmiyorum. Kamuoyunun yorumuna bırakıyorum ben bunu. Ben işte yaklaşık 1,5 ay evvel beni Emre Atasoy çağırdı. Dedi böyle böyle Nobre yeni teknik direktörümüz. Senin de ekibinde görmek istiyoruz. Hem lisansın var hem bilgin var. Ben de Nobre ile ilk görüştüğümde, ilk tanıştığımda dedim ki bak Nobre hocam, benim bilgimden, birikimden faydalanmak istiyorsan hep varım. Sıkıntı yok yani, ben seve seve sana yardım ederim. Ama sırf benim lisansımı kullanmak istiyorsan ben o konuda yani ben yokum o zaman. Yok hocam, senden faydalanmak istiyorum falan dedim. Ben de anlaşırken zaten Emrah Atasoy'la dedim, ben altyapılık görevimi ama daha tamamlamadım. Benim o projem devam ediyor. Ben ikisini aynı anda yürütmek istiyorum. Çünkü ben çalışmaya hiçbir zaman karşı değilim. Bazen çakışacak ama ben o süreci yönetebilirim. Ben o konuda kendime güveniyorum. Tamam dediler, yapacağız. Başladık işte 11 Ağustos'ta A takımla idmanlara başladık. Aradan bir hafta sonra Mustafa Kaplan getirildi sportif direktör olarak. Hem altyapı hem Hacettepe hem A takım sportif direktörü tam sorumlu. İlk kararı zaten beni sırf A takımda görmek oldu. Hani altyapı sorumluluğum benim bir yerde elimden alındı. Saygı duydum. Sonuçta kulübün bu kararı. Biz de kulübün personeliyiz. İşlere devam ettik. Tabii mecburen yeni teknik sorumlu sözleşmesi imzalamam gerekiyordu. Eski sözleşmemi feshetmem gerekiyordu. Ben de işte bu perşembe günü, daha doğrusu çarşamba günü işte en sonuçta anlaşabildik kulüple. Ben burada söyleyebilirim. Ben aşağı yukarı 300 bin lira feragat ettim benim asıl alacağımdan. Ben kulübü düşündüm. Şu anda bir her kulüp bir maddi sorun yaşıyor Covid'den dolayı. Ben de kulübe bir faydam olsun değil mi? Ben bu birkaç kesin programa da katıldım. Evet. Her zaman övgüyle bahsettim ben bu kulüp hakkında. Yani şu an bu haftaya kadar hiçbir kötülüğünü de görmedim. Ondan sonra anlaştık. Emre Atasoy dedi ki tamam, başkan şu miktara tamam dedi. Dedim hazırla sözleşmeyi, imzalayalım. Ondan sonra işte perşembe günü bana iki tane sözleşme önüme koyuldu. Birisi fesih, birisi de yeni teknik sorumlusu sözleşmesi. Ben de işte ikisini imzaladım. Aynı anda. Şahitler de var tabii ama onlar önemli değil. İçimde hiçbir kötü düşünce yok. Yani karşı tarafın art niyetini beklemiyorum. İmza attım. Ondan sonra işte cumartesi oldu. Son idman. İdmanı yaptık. Duşumu aldım. Kamp eşofmanlarımı giydim. Çünkü yemek yiyeceğiz. Antalya'ya hareket edilecek. Evet. O güne kadar ben hep kafileye de dahilim diyorum ya. Çünkü teknik sorumluluğu benim. İmzamı attım. Baktım müdür beni aramış ben duştayken. Emre Atasoy. Yok, Sinan Temel. Şey müdür işte. Dedim aradım Sinan, ne oldu hayırdır dedim. Ya hocam dedi işte sen Antalya'ya gitmeyeceksin. Burada kalan oyuncularla, kadro olmayan oyunculara yarın sabah antrenman yapacaksın. Dedim benim lisansım kullanılmıyor mu? Ben teknik sorumlu değil miyim? Ya Nobre'ye biz iki hafta izin aldık. Orada zaten bir düşünmeye başladım açıkçası. Sonra hareket etmeden evvel hemen bir Nobre ile görüştüm. Dedim Nobre, daha doğrusu ben odaya girdim. Nobre bana kendisi dedi. What happened dedi. Yani ne oldu? Ben de tabii anlamadım. Dedim ki Nobre hocam, yani sonuçta ne demek what happened? Dün kafile listesinde vardın dedi. Bugün yoksun.
Dedim hocam sen demedin mi burada kalmamı? Yok dedi, benden değil, yönetmen kaynaklanıyor. Anladım, burada bir oyun oynanıyor. Ondan sonra işte korktuğum başıma geldi. Ertesi gün işte Emrah'ı aradım. Dedim Emrah ne oluyor yani, hayırdır? Yani ya işte başkan bu yeni sözleşmeyi imzalamıyor. Yani benim şu an hani o gün işte hiçbir elimde bir delil yok. Sözleşme yok. Kulüple hiçbir bağım yok. Çünkü ben fesimi imzaladım. Ama yeni sözleşmeyi de imzaladım aynı anda. Benim hatam hani benim hatam noter huzurunda imzalamadım. Ama kendi kulübüme, kendi başkanıma ben güvenemeyeceksem zaten ben burada kalmak istemem. Şimdi ben tam bir konuyu bir anlamak için söylüyorum. Sizin altyapıya, koordinatörlüğüne dair 3 yıllık bir sözleşmeniz vardı benim bildiğim kadarıyla. Rakamı da artık çok dillendiği için söylememde de sakınca yok. Aylık 50 bin lira diye bahsedilen bir rakam vardı. Sizin bu 3 yıllık sözleşmenizi feshedildi. A takıma sözleşme imzalamanız için. Aynen. Ama A takım sözleşmesi imzalanmadı. Ben imzaladım. Karşı taraf, imzalamadığı için boşa düştünüz. Aynen. Şu an itibariyle. Peki burada siz başka neler yaşadınız hocam? Çünkü örnek gösteriyorum. Ben şeyde altyapıya geçişiniz yasaklandı dendi bana bir ara. Böyle bir şey var mıydı? Bunlar ya. Neler oldu? Ya öyle bir şey, ben her gün altyapıya ben halen daha devam ediyorum. Hocalar zaten şimdi değil mi? Hepsi beni arıyor. Hepsi şok içinde. Çünkü çok çok iyi bir çalışma ortamı orada oluşturmuştuk. Yok, ben her gün halen de mesela görevim olmamasına rağmen ben her gün altyapıda gözüküyordum. Oyunculara bir merhaba diyorduk. Antrenmanları izliyordum. Yani öyle bir şey resmi olarak ben karşılaşmadım. Ben her gün dedim tesisimizi biliyorsunuz yani yan yana her şey. Ben hatta hocalar hepsi diyor, hocam diyor senin gibi birisi yani şu an A takımda başkası olsa buraya bir ayak basmaz bir daha. Yani ben o karaktere sahip değilim. Ben altyapıda her zaman huzur içinde çalıştım. Yani olay bundan ibaret. Şimdi benim fesih sözleşmesinde hatta yazıyor ki bu fesih yeni teknik sorumlusu sözleşmesi imzalama kaydıyla var. Yani ben avukata da hemen verdim tabii maalesef. Yani Fesih'te bu yazıyor zaten. Yeni teknik sorumlusu sözleşmesi imzalanacak diye. Yani bakalım şimdi mahkemeye intikal edecek maalesef. Ben bunu istemezdim. Kendi kulübüme karşı avukat tutup yani mahkemeye zorlamak istemezdim ama maalesef bu yönetim beni buna zorladı. Çünkü muhatabım başkan, telefonlara çıkmıyor maalesef. Kimden görüşsem Emre Atasoy olsun, Murat Öngel'le bugün görüştüm. Mustafa Kaplan'la bugün görüştüm. Herkes diyor ki hocam senden çok memnunuz. Allah razı olsun, müthiş işler yaptın. Ama başkan imzalamıyor. İşte herkes topu başkana atıyor şu an. Başkan da benden bugüne kadar konuşmadı. Çıkmadı telefonlara. Allah havale diyorum. Ne diyeyim? Şimdi şu muhteşem işleri biz bu geçen bir senede anlatmaya çalıştık açıkçası hocam. Siz teknik direktör, altyapı koordinatörünü imzaladıktan sonra bir kulübün sportif direktörü beni aradı. Eğer gençler bile anlaşmasaydı biz kulübümüzde düşünüyorduk teknik direktör olarak diye. Evet. İyi bir CV'niz ve bilinen bir insanmışsınız. Evet. Biz daha önceden tanımıyormuşuz. Şimdi o bir senede altyapıda misal neler değişti hocam? Yani daha öncekinde siz bunu söylemekten çekinmiştiniz aslında bakarsanız ilk göreve başladığınız zaman. Şu anda ben bunu dinlemek istiyorum ki benim çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim bir projeydi gençler bile açısından. Yani nereden başlayayım şimdi? Birçok şey değiştim. Birincisi mesela hocalarla her hafta toplantı yaptık. Hocaları ben hem aynı zamanda hoca eğitmeniydim. Hocalarımızı eğittik. Ben her antrenmana sahaya çıkıyordum. En azından antrenman planları değişti. Antrenman şekli değişti. Bireysel geliştirmede daha fazla önem verdik. Psikolog tuttuk. Gelişim uzmanı tuttuk. Yani oyun anlayışı yerleştirdik bütün takımlara. U13'den U19'a kadar aynı şekilde pozitif, gelişime dayanık bir oyun sistemi yerleştirdik. Skor endeksli, biraz skora odaklanmaktan uzaklaştık. Hiçbir hocamdan ben ne şampiyonluk istedim ne galibiyet istedim. Hep eğitim oyuncularımızı geliştirmek ve bilhassa hedef oyuncularımızı A takım seviyesine getirmek. Yani geçen sene biliyor musun son senelerde bu olmayan bir olay. Gökhan Altıparmak U19 oyuncusu olarak A takım kadrosuna girdi ve 3 tane Süper Lig'de maçı var. Denizlispor'da az kalsın Denizlispor karşılaşsın bir gol atıyordu. Yani evet. Burada hepimizin payı var. Yani sırf benim değil, ben demiyorum. Çünkü bütün hocalar da benim bu değişiklikleri onayladı ve destekledi. Herkes buna inandı. Bu çok önemli bir şey. Sırf benim anlatmam, yapmam bir yere kadar ama hocaları da inandırmak lazım. Bunu ben gerçekleştirdiğime inanıyorum. Gayet çok huzurlu bir ortam vardı. Antrenmanlar yani
nasıl diyeyim, bilimle beraber en son teknoloji olarak antrenmanla gerçekleştirdik. Yani atletik performans departmanı yerleştirdik. Yani çok çok uzman arkadaşları dahil ettik. Yani bunlar Türkiye çapında dahil de, yani uzman arkadaşlar. Yani isimlerini söylememe gerek yok burada. Yani bunlar, biz birçok gençle gittik ve geri bildirimler her zaman çok çok iyiydi. Velilerden olsun, oyunculardan olsun, daha en önemlisi benim sana oyuncular, hocalardan olsun, yönetimden olsun, yani hep geri bildirimler, rakip değil, diğer takım, Ankara takımlardan olsun, birçok hocayla görüşüyoruz. Herkes takdir ediyordu. Biz de zaten bu yolla devam etmek istiyorduk. Tabii Covid de girdi. Maalesef şu an Türkiye'de sırf U19 ligi oynayacak diye deniyor altyapıda. Sonuçta bizim bu şeyimiz daha bitmedi. Benim bu projem daha bitmediydi. Ama işte sonra A takıma gelmem rica edildi. Ben de zaten altyapıda fazla bir şey yok. Bu sene ne olacağı belli değil. Ben de ya benim de parmağım olsun bu işte. A takım, çünkü sonuçta kulübün şeyidir. Yani A takım öksürdüğü zaman altyapıda zatürre olur. Yani o yüzden evet dedik, saygı duyduk. Maalesef böyle bir davranış, ben hak ettiğimi düşünmüyorum. Hiç kimse benim gibi konumda olsa kimse hak etmediğini düşünür. Yazık oldu bence, çok yazık. Çok üzüldüm. Hocam şimdi Covid girdi araya, ligler ara verildi falan. Misal Emre Atasoy'un sizin gelmenizi çok istediğini söylemişlerdi o dönemde. Şimdi Emre Atasoy aynı duruyor kulüpte. Yönetim aynı. Değişen bazı şeyler var. Mesela Mustafa Kaplan'ın gelmesi altyapıda neleri değiştirdi? Yani siz neler hissettiniz? Bu benim açımdan önemli bir soru hocam. Çünkü veliler de beni telefon açıp Mustafa Kaplan'ın altyapıdaki varlığından rahatsızlık duyduklarını söylüyorlar. Sizin açınızdan neler değişti Mustafa Kaplan'ın gelmesiyle? Yani Mustafa Kaplan geldi, ilk hamlesi zaten 3-4 tane hocanın işine son vermesiydi. Daha görüşmeden, etmeden, ne benden bilgi aldı, ne başka bilmiyorum. Başkalarına belki bilgi almıştır. Ne antrenmanlarını izledi, ne kendileri, hocalarla en azından bir birebir görüşmeleri oldu. Hemen 3 kişinin ismini sildi. Sonradan artık vicdan azabı mı çektiğinde bir ismi uyardı. Dedi ya kimsenin ekmeğinden etmeyeyim. Sonradan yine geri aldı ama yani en azından o hamleyi yaptı. Evet. İşte U19 hocasını değiştirdi. Benim koyduğum, benim öngördüğüm arkadaşı beğenmedi. Oraya işte Tuncay Hoca'nın arkadaşımızı getirdi, hocamızı. Kaleci hocası olarak Mehmet Varlar'ı getirdi. İkisi de eski ekibinden zaten. Yani fazla değişikliğe zaten gidemedi çünkü altyapıda bir tek U19'dan U17 şu an çalışıyor. U17 zaten o da bırakmayacak herhalde mecburen. Herhalde bir 3 aylık bir ara verecek. Yani şu an sırf U19 zaten faal durumda. Yani hemen ilk gelişinde hemen bir bizim o huzur ortamı dediğim ortamı hemen bir parçaladı. Hemen bir huzursuzluk girdi altyapıya. Ben bunu hemen hissettim. Her gün oradayım yine ona rağmen. Yani gereksiz hamleydi bence. Çok gereksiz bir hamleydi. Çünkü oradaki işler çok çok iyi yürüyordu. Daha yolun başındaydık. Daha çok çok şeyler yapacaktık. Ama işte istenilmedi herhalde. Ne sebebini bilmiyorum açıkçası. Peki hocam, bunları yaşadığınız sıkıntıları dillendirmeyle ilgili, siz yurt dışında yaşamış, yurt dışında teknik direktörlük, antrenörlük yapmış bir insansınız. Oralardaki şartlarla mutlaka Türkiye'deki şartlar aynı değildir ki. Gençler Birliği'nin en iyi örneklerden biri olarak söylenir. Şimdi iletebildiniz mi misal bu sorunlarınızı iletebileceğiniz başkana, yöneticilere? Ya burada biz bir aile ortamı kurmuştuk, bu aile ortamı bozuluyor. Bu rahatsızlığınızı dile getirme şansınız oldu mu ya da muhatap bulabildiniz mi? Maalesef. Hiç bugüne kadar ne başkanla bir kere oturup konuşmuşluğum yok. Mustafa Kaplan geldi mesela, bir yerde benim görevimi üstlendi, benim görevimi aldı. Gelip benden bir rapor istemedi, gelip benden bir bilgi istemedi. Bugün ilk defa kulüpte tesiste işte ayrılırken bir tesadüfen gördüm. Yani ilk defa bir oturup bir iki cümle beraber konuştuk. Yani yok, maalesef. Peki aldığınız rakamın bir sorun olduğunu düşünüyor musunuz? Yani ayrılışınızdaki nedenin o biraz önce bahsettiğim 50 bin liranın birilerini rahatsız etmesi, yüksek bulunması falan olduğunu düşünüyorsunuz? Yoksa altyapıdaki sistem birilerini mutlu mu etmedi sizce? Onu bana sormayacaksınız. Yani sonuçta ben bu soruya ben cevap veremem. Çünkü gelirken belliydi, bütçe belliydi. Tabii şimdi Covid'den dolayı bütçe de sarsıldı. Ben buna da inanıyorum. Ben size dediğim gibi ben birçoğundan feragat da ettim. Yani ben bu para anlaştık ve aynı şekilde ben devam sürdürmek istediğimi de söylemedim. Yani ben indirimi kendim de yaptım. Ben değil mi? Ben bu kulüpten şu bugüne kadar çok memnundum. Yani o yüzden kulübün de zor duruma düşmesini istemedim açıkçası. Sonuçta A takımda prim de kazanacağız az çok. Ondan dolayı ben indirime de gittim. Yani ben fazlasıyla iyi niyetimi gösterdim kulübe karşı. Maalesef suistimal edildi. Ya umut ediyorum Murat Başkan'ın bu konudan bu şekilde haberi yoktur. Böyle öğrenir maalesef. Yani
sizin sözleşmenizin iptal edilmesi, yeni sözleşmenin imzalatılmaması, başkana bu şekilde anlatılmamış olma ihtimalini de ben Gençler Birliği'ne doğal gördüğüm için inşallah başkan bu yayından sonra, en azından bu röportajdan sonra bir şeylerin farkına varır umudundayım. İnşallah, inşallah. Çünkü ben dediğim gibi ben Gençler Birliği'ne zarar görmesini istemiyorum. Açık söyleyeyim ben size. Çünkü burada çok çok iyi insanlarla tanıştım. Yani dediğim gibi çok iyi bir çalışma ortamı vardı. Çok huzurluyduk. Yani dediğim gibi Gençler Birliği örnek bir kulüp. Halen de aynısını söylüyorum. Ama maalesef şu anki yönetimin çizdiği yol çok yanlış yöne gidiyor. Çok yanlış yöne gidiyor ve böyle devam ederlerse yarın bir gün Gençler Birliği de birçok Anadolu kulübü gibi kaybolup gidebilir. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Canımızı acıtan bir mesaj ama maalesef gerçek. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. İnşallah Türk futbolunda, Ankara'da daha çok önemli yerlerde, çok önemli görevlerde sizi görmekten, sizin çalışmanızı takip ederiz. İnşallah Gençler Birliği'nde devam ederiz. İnşallah. Tekrar sağ olun hocam. Teşekkür ederim.